Değerli dostlar, son günlerde sıkça karşılaştığım bir soruyu burada gündeme getirmek istiyorum. Sorulan soru şu: hacamat ile COVID aşılarının etkisi vücuttan silinebilir mi? Yani siz hacamat yaptıracaksınız ve vücutta COVID-19 aşısı ile ilgili hiçbir şey kalmayacak. Bu mümkün mü? Yani bununla ilgili gerçekten bir şehir efsanesi oluşmuş durumda ve bununla ilgili videolar da var. Şimdi hacamat diye yapılıyor biliyorsunuz. Hacamatta yüzeyli olarak deri tıraşlanıyor ve oraya basınçlı böyle kap dediğimiz bardak şeklinde kanı emen bardaklar konuluyor ve oradan ne yapılıyor? Bir nevi kan alınıyor. Buradaki amaç ne? Oradaki kan dolaşımını hızlandırmak, orada biriken bir ağır metal vesaire varsa temizlemek, orada herhangi bir ağrı varsa ağrıya yönelik olarak tedavi vermek. Yani genel olarak hacamat bunun için yapılıyor ve uzun senelerdir, yüzyıllardır yapılıyor. Peki hacamatta gerçekten bu COVID-19 aşıları vücuttan temizlenir mi? Bu mümkün mü? Yani maalesef şöyle söyleyeyim, pek de mümkün değil. Biliyorsunuz aşı olduktan sonra ne oluyor? Bu aşı vücudun bağışıklık sisteminde ne yapıyor? Orada sürekli hazır bekleyen askerleri oluşturuyor. Yani orada COVID vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi COVID geldi diyor ve hemen o hazırda bekleyen askerleri ne yapıyor? Hemen devreye sokuyor. Siz hacamat yaptırdığınızda bu bağışıklık hücreleri diyelim, bunlar ortadan kaybolmuyor. Çünkü siz orada yüzeyli bir kan alıyorsunuz. Ortadan kaybolmuyor. Peki bu hacamat ile COVID-19 aşısının etkilerinin yok olduğu efsanesi nereden çıktı? Onu söyleyeyim. Gerçekten mümkün olabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Siz aşıyı nereden oldunuz? Koldan oldunuz. Aşıyı olduktan sonra eyvah ben niye aşı oldum diye pişman oldunuz. Aşıdan hemen sonra gidip aşı olduğunuz bölgeye hacamat yaptırırsanız gerçekten aşının etkinliğini düşürebilirsiniz. Ama hemen aşıdan sonra, yani aşı olmuşsunuz, aradan bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş, ondan sonra siz hacamatta COVID-19 aşısının etkisini vücuttan temizlemeye çalışıyorsunuz. Bu maalesef mümkün değil. Bir de şöyle bir nokta var. COVID-19 aşılarının etkinliği zaten ilk 6 aydan sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor ve gerçekten hemen bir 2 yıldan sonra neredeyse hiç etkinliği kalmıyor. Yani aşılarla ilgili yan etkiler genelde ilk 6 ayda daha fazla. Mesela aşılar sonrası gözlenen kalple ilgili etkiler, işte kalp kası iltihabıdır, çarpıntılardır, kalp krizleridir, 2-3 ayda daha fazla. Yani aradan bir yıl geçtikten sonra bu etkiler minimal oluyor. Bu açıdan hani aradan çok uzun süre geçmiş, siz halen bazı sıkıntıları COVID aşılarına bağlıyorsunuz ve bunu hacamatla çözmeye çalışıyorsunuz. Belki şöyle söyleyeyim, hacamat sizin farklı sıkıntılarınızı, belki psikolojinizi düzeltir, o bölgedeki ağrılarınızı, sıkıntılarınızı azaltır. Oradaki kan akımını birazcık arttırabilir ama ne yapmaz? COVID-19 aşılarının vücuttaki etkilerini tamamıyla temizlemez. COVID-19 aşılarını yok etmez. Bu şekilde size bir buradan bir mesaj vermek istedim. Niye son günlerde gerçekten geçenlerde özellikle vurgulamak istedi. Ben işte sırf bunun için yaptıracağım dedi. Yani hacamat yaptırabilirsiniz ama bu COVID-19 aşısı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.